Antalya'nın tek televizyonu Kanal V ekranlarından mutlu akşamlar sayın izleyiciler. Yeni yılın ilk Antkiyat Tınsa ikinci programında karşınızdayız. Bugün çok önemli konumuz var, bilişim hukuku. Hatırlayacağınız üzere ilk programda yapay zekayı konuşmuştuk. Bugün genel hatlarında bilişim hukukunu, sosyal medya kanununu, KVKK yani kişisel verilerin koruma kanununu konuşacağız. Ve stüdyomda konuğum avukat Yaren Erdem, bilişim hukukçusu. Hoş geldiniz Yaren Hanım. Hoş bulduk. Öncelikle sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben avukat Yaren Erdem, bilişim hukukçusuyum. 2013 yılından beri bilişim hukukuyla ilgili sektörel ve özel kamuyla ilgili faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Peki ne zamandır Antalya'dasınız? Bir 3 senedir Antalya'dayım aslında. 3 senede bununla alakalı hizmet verdiğiniz Antalya'da bir hukuk büronuz var o zaman. Doğrudur. RDM Hukuk Büro'm. Kurucusuyum aynı zamanda. 2013'ten beri faaliyet gösteren bir hukuk bürosu. Bilişim ve teknoloji hukukunun tüm alanları ile ilgili faaliyet gösteriyoruz. Aslında kavram çok da oturmuş, çok eski, bilinen bir kavram değil. Kesinlikle. Hukukun belki de bilemiyorum zaman vermek ya da tarif vermek ne kadar doğru olur. Herhalde çok daha revaçta, çok daha başvurulacak bir dalı haline gelecek bilişim hukuku. Hı hı. Peki bunu 2013 dediniz, yaklaşık 7 sene, 8 sene önce gördünüz ve bu alana emek verip profesyonelleşme yoluna girdiniz. Doğrudur. Nasıl tercih ettiniz bilişim hukukunu? Lisanstan mezun olmadan önce master programlarını araştırmaya başladım. Çok öncesinden beri de bilişim ve teknoloji alanlarına bir merakım vardı. Sonrasında uzmanlaşmak için de bilişim ve teknoloji hukuku alanını seçtim. Bu alanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku master programını tamamladım. Çok güzel duayenlerle, sektörün çok iyileriyle, akademik olarak da gerçekten bu alanda kendini geliştirmiş hocalarımızdan dersler alarak faaliyetleri en sağlam kişilerden öğrendiğimizi söyleyebilirim. Bu şekilde... Peki akademik olarak çok özel ve deneyimli hocalardan aldım diyorsunuz. Kesinlikle. Bilişim hukuku Antalya ve ülkemizde peki... Elbette siz farkındasınız 2013'ten beri. Genel olarak farkındalık seviyesi ne durumda sizce? Türkiye kapsamında değerlendirecek olursak henüz çok yeni bir alan. Bilişim alanı çok, yani bilişim ve teknolojinin buluştuğu bir alan. Bilişim hukuku olarak çok yeni bir alan. Fakat Türkiye kapsamında baktığımızda yurt dışında da çalışmalarım söz konusu oldu. Özellikle Silikon Vadisi'nde de büyük bir firmanın hukuk departmanında çalışıyordum. Oradaki bilişim hukuk sayısı... Bu işin merkezindeydim diyorsunuz. Aynen. Bu işin merkezindeki alanda çok daha fazla sayıda hukukçuyla bir aradayken, bilişim hukukçusuyla bir aradayken, Türkiye'de maalesef sayımız çok daha az. Bir elin parmaklarının sayısını geçmeyecek kadar bu alana yönelmiş, uzmanlığını, master'ını ya da doktorasını bu alanda tamamlamış kişi sayısı az. Doğal olarak da Türkiye'de henüz daha yeni yeni biliniyor bilişim hukuku nedir. Yani bilişim hukuku deyince ya bilişim suçları mı diye direkt konuya giriyoruz. Ya da veri koruması, işte kişisel verilerin koruması kanunu kapsamında. Gerçekten nedir bilişim hukuku? Bilişim yani neleri hukuku kapsar? Çok... Dediğiniz gibi bilişim hukuku deyince hemen aklımıza siber suçlar. O da yeni kelime dağarcığımıza dahil edilen kelimelerden biri ya da kavramlardan biri diyeyim. Genel hatlarıyla tabii ki çok geniş bir kavram ama bilişim hukuku neleri kapsar? Nedir bilişim hukuku? Bilişim hukuku otomatik internet otomatik sistemlerin kullanılması vasıtasıyla bilişim sistemlerinin ya da teknolojinin kullanıldığı her noktada hukukla birleşen bir noktadır bilişim hukuku. Bu isterseniz bilişim sistemleriyle ilgili bir nokta olsun, bilişim sistemlerine girme olsun, kredi kartı ya da bankaların kötüye kullanılması olsun, veri koruması olsun, yapay zeka hukuku olsun, e-ticaret yapıyoruz, e-ticaret hukuku olsun, ödeme sistemlerinden bahsedeceğiz birazdan, işte Bitcoin'dir, blok zincirdir vesairedir. Her birisi aslında bilişim hukukunun birer alt dalı. Yani kesinlikle bu sektörlerde ki... Sanayi 4.0, Endüstri 4.0'ı konuştuğumuz bir dönemde, yani özellikle webde yoksanız, sosyal medyada yoksanız, yoksunuzun konuşulduğu bir noktada o zaman her şirketin bir bilişim hukukçusuna ihtiyacı var. Kesinlikle ihtiyacı var. Nasıl sizin medya kavramınız yeni medya ile değişti ve bir üst noktaya taşındı, hukuk kavramında bilişim hukuku kavramıyla biraz daha üst noktalara taşındı diye düşünüyorum. Yani bilişim hukukuyla beraber aslında hukukun içine dijitalleşme girdi diyebilir miyiz? Kesinlikle. Peki bununla beraber bizim 7 Nisan 2016'da hani Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde
GDPR yani Avrupa Birliği geleneksel data korumasıyla alakalı kişisel verilerin koruma kanunu kabul edildi. Doğrudur. Ve bu kavramı artık tanımaya başladık. Hı hı. Peki 2016'da evet hayatımıza giren ama son dönemlerde çok daha sıkça karşımıza Doğru. çıkan bu KVKK yani kişisel verilerin koruma kanunu neleri değiştirecek hayatımızda? Çok güzel. KVKK aslında kişisel verilerin koruması kanunu 2016'da çıktı dediğiniz gibi 2018'e kadar bir uyum süreci öngördüler. Dediler ki bütün şirketler bu iki sene içerisinde tüm süreçlerini bu kanuna uyumlu bir şekilde getirmesi gerekiyor dediler. Ve o iki senelik zaten süreyi geçtik. O süreçten sonra da kişisel verileri koruma kurulu diye kamu tüzel kişiliğine haiz Adalet Bakanlığı bünyesinde bir kurumumuz var. Bu kurum bizim veri koruma otoritemiz ülkesel olarak baktığımızda ve bize kontrol mekanizması yani bu kurumda mı? Kesinlikle. Kişisel verileri koruma kurumu bu noktada bize hem rehberler paylaşarak hem biraz daha gündemden algılayabileceğimiz şekliyle yine ceza yenmiş KVKK'dan dediğimiz cezaların kesen kurum, aynı zamanda emsal örnekleri de karşımıza çıkaran kurum aslında kişisel verileri koruma kurulu. Biz burada şunu görüyoruz aslında baktığımızda. Kanun çıktı. Kanunun uygulayıcısı ve denetleyicisi aslında bu kurum. Ve bu kurum bu kanun kapsamında neler değişti bizim ülkemizde? Şu değişti. Önceden herkesin verileri defter defter veriler satılıyordu ülkemizde maalesef. Veri o kadar kıymetli bir şey ki hani yeni dünyada şunu söylüyoruz. Petrolden bile daha kıymetli bir şey varsa verilerimiz, bilgilerimiz diyoruz. Çünkü bizim bilgilerimiz neticesinde insanlar şunu gerçekleştirebiliyor. Sizin herhangi bir şekilde neyi satın almaya eğilimli olduğunuz, hangi siyasi partiye, hangi diğer özellikleri ilişkin tercihlerinizin olduğu konusunda ya da size kişiselleştirilmiş reklam gönderilmesi konusunda bu datalarınız, bu verileriniz son derece önemli. Yine aynı şekilde mesela dünya üzerinde Cambridge Analytica skandalı oldu. Ne yaptılar? Seçim sonuçlarını değiştirdiler veri sayesinde. Bunu nasıl yaptılar? Siz eğer kararsız bir kitleyseniz sizin sosyal medya hesaplarınızdan sizin fikrinizi değiştirebilirsiniz. Beyin ekleme dediğimiz sistemle size içerikleri sağladılar ve siz bu içerikleri görerek aslında ona göre seçimin sonuçlarının değiştirilmesine yol açtı. Peki veri şimdi dediğiniz gibi çağ, bilgi çağı, bilgi de en önemli sermaye durumunda. Kesinlikle. Bu noktada da veriyi korumak, güvenlik ve mahremiyet kavramları girince Doğru. bunların hepsini baktığımızda bilişim hukuku çok daha fazla önem kazanıyor. Doğru. Biraz önce vermiş olduğunuz örnekten. Hani elbette ki siz hakimsiniz ama değerli izleyicilerimizin de kafasına canlanması açısından soruyorum. Hı hı. Genel olarak bu aylar öncesinde ya acaba böyle bir şey olur mu diye konuşulurken sonra ya oluyormuş. Hani işte giriyorum atıyorum herhangi bir ürün alacağım ondan sonra o ürüne ait alternatifleriyle devamlı telefonumda bilgisayarda karşılaşmaya başlıyorum Doğru. diye. Hatta sonrasında belli bir noktada çok emin olmasak da sadece yanımızda bulunan telefonda konuşmanın üzerine bile yani o reklamların bir anda önümüze gelmesiyle Hı-hı. alakalı durumlar yaşadık. Bunu hepimiz de duyuyoruz. Hı-hı. Peki bu KVKK'ya aykırı mı? Tabii ki KVKK'ya aykırı. Şimdi bahsettiğimiz şey aslında kişiselleştirilmiş reklam ve ticari elektronik ileti dediğimiz sistem. Ticari elektronik ileti şudur. Sizle herhangi bir şekilde haberleşme yapmak, reklam, promosyon ya da kampanyalardan haberinizin olmasını sağlamak amacıyla size ileti gönderilmesidir. Bu iletilerin gönderilebilmesi için sizin bir şekilde onay vermiş olmanız gerekiyor. Yani sizin o verilerinizi ya gittiğinizde bir alışveriş esnasında kasiyere, uygulamaya aykırı olarak yapılıyor olsa da maalesef size bir kod gelecek, benimle paylaşır mısınız faturanızın gönderilmesi için denilen şey aslında maalesef ticari elektronik ileti gönderilmesi için onayladığınız ya da KVKK kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin onay verdiğiniz metinler. Maalesef uygulamada bu şekilde diyorum. Çünkü hiç kimse size sizin haklarınız bunlar, yükümlülükleriniz bunlar. Bu kapsamda biz sizin bu verilerinizi işleyeceğiz. Senenin bilmem kaç gününde size bu verilerle ilgili mesaj atacağız, arayacağız demiyorlar maalesef. Böyle bir soru sorulmuyor. Maalesef denmiyor. Yani... Şimdi... çok pardon. Şimdi şöyle bir sisteme geçildi. Denildi ki çok fazla istenmeyen ticari iletişim sağlanıyor. Ve bu ticari iletişimle ilgili de dünya üzerinde iki sistem var. Optin ve opt-out dediğimiz. Yani ya siz kendiniz sistemden çıkarsınız
opt-in'dir. Ya da sizi bir sisteme koyar ve o sistem içerisinden herhangi bir şekilde istemezseniz bir kara listede olursunuz ve hiçbir şekilde size ticari elektronik ileti gönderilmez. Taciz edilmezsiniz yani telefon veya sözü. Şimdi en güzel nokta şu, şu ana kadar biz hep bu istenmeyen ticari ileti... Büyük ihtimalle ekranları başındaki kişiler biz bu kara listeye nasıl girebiliriz acaba diye söyleyenler olacaktır. Çünkü bazen bunaltıcı noktalarda kesinlikle olabiliyor. Ve bu açıklamalarınız çok önemli. Bu gelen mesajlar onayınız yoksa gönderilmesi KVKK yani kişisel verilerin koruma kanununa aykırı. Yani yasal bir suç, suç aslında, doğru mu? İdari para cezası olan bir yaptırma aslında. Bu hem KVKK kapsamında aykırı hem de bundan nasıl kurtulabileceğimize değineceğim şimdi. İleti yönetim sistemi dediğimiz bir sistem var. Bu ileti yönetim sisteminde şimdi öncelikle kurumlar kayıt oluyor. Her kurum elindeki bütün verilerini bu sisteme yüklüyor. Ve istemeyen vatandaşlar vatandaş portalından girip bana bu şirketler artık mail atmasın, aramasın, mesaj atmasın dediğiniz noktada o sistemden çıkabiliyorsunuz. Artık istenmeyen ticari iletişimin son noktası bu. Ben istemiyorsam benimle hiçbir şekilde irtibata geçilemeyecek. Bunun devlet üzerinden şikayet başvurusu yapabiliyorsunuz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ya da ileti yönetim sisteminden onayınızı red şeklinde geri alarak işlem gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani bunu genel olarak mı yapılabiliyor yoksa firma bazlı? Firma bazlı gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani devlet üzerinden girip ben bu firmanın bana belli günlerde SMS ya da sosyal medya üzerinden mail atmasını istemiyorum dediğinizde yani bu şikayet hakkınız değerlendiriliyor ve işleme konuluyor. Doğrudur. Peki şirketlerin kişisel veriler koruma kanunu açısından yapması gerekenler nelerdir? Biraz önce genel olarak bahsettiniz yani 2016'da bu yasa yürürlüğe girdi. 2018'e kadar uyum süreci boyunca 2 yıl bir süreç verildi. Şu anda 2018'de o süreç bitti. Hatta üzerinden 2 yıldan fazla da zaman geçti. Öncelikle ilk sorum şu. Şirketler uyum sağlayabildiler mi bu uyum sürecinde? Yani Antalya ve ülkemiz bazında eğer hala farkında olmayanlar varsa biraz pencereyi açma açısından KVKK kapsamında şirketler nelere dikkat etmeli? Çok süper. Şirketler uyum sağlayabildi mi? Çok geleneksel bir yapımız var bizim maalesef ve bir şeyleri değiştirmek kesinlikle istemiyoruz. Bu konuda da biraz yavaş ilerliyoruz maalesef. Ama şirketler KVKK'ya uyum sağlayabildi. Kişisel verilerin koruması kanunu uyum sürecinde şirketlerin neler yapması gerekiyor? Şirketlerin hem kendi çalışanları için hem müşteri ya da potansiyel müşteriler için, ziyaretçileri için, tedarikçiler için tüm süreçlerinin basılıda ya da dijitalde herhangi bir bilişim sistemindeki sizin verinizle yani şöyle biraz daha somutlaştırarak ilerleyeyim. Siz İK departmanında SGK işe giriş bildirimini alıyorsunuz ya bunun bile sizin sisteminizde görüntülenebiliyor olması lazım. Ya da PDKS sistemi, muhasebe sistemi kullanıyorsanız bunların bile sizin kendi şirket veri şemanızda, kişisel veri işleme envanterinizde gözükmesi gerekiyor. Yani sadece basılı benim bir sözleşmem var, bir de özlük dosyam var değil. Hani bu aklınıza gelebilecek... Ne kadar uyuyoruz? Çok zor. Yani peki bunun denetimi de gene kişisel verileri koruma kurulu tarafından mı yapılıyor? Yani peki şu ana kadar uygulanan cezai yaptırım var mı? Var. Hatta bayağı yüksek cezai yaptırımlar var. Kanunla beraber bunun uygulaması da çok önemli çünkü. Kesinlikle. Bu kapsamda kurumun kendi denetçileri kapsamında ve ihlal başına cezalar söz konusu. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda 2021 için konuşuyor. 2020 için konuşuyorum. 2021 miktarlarını daha bilmiyoruz henüz. En düşük para cezası 38 bin liradan başlıyor. Ve mesela 50 çalışanınız varsa 38 bin lira çarpı 50 bin gibi bir şey 38 bin lira çarpı 50 gibi bir miktarla karşı karşıya kalacaksınız. İşte bunlar çok ciddi rakamlar yani. Çok çok ciddi rakamlar. Bu da aslında şunu sağlıyor. Demin de konuştuk ya verinin ne kadar önemli olduğunu. Bizim o verilerimiz elde edildiğinde aslında çok daha fazlasında zarara uğramış oluyoruz biz. Baktığınız zaman 350 bin lira yiyen kurum var, 750 bin lira idari para cezası yiyen var, 2 milyon 200 bin lira yiyen var. Hani çok ciddi miktarlarda idari para cezalarından bahsediyoruz. Doğal olarak bu sürecin her aşamasında biz sisteme uygun bir şekilde hareket etmek ve bunlarla ilgili süreçleri de uygun şekilde harekete devam etmemiz gerekiyor. Demin bahsettik, evet hani bizim dedik ki çalışanlarımız var, tedarikçilerimiz var, vatandaş ziyaretçilerimiz var ya da danışmanlarımız var. Ama bunun dışında neyimiz var bizim?
kendi içerimizde, şirketimizdeki tüm sözleşmelerin, dosyalarımızın, işte taahhütnamelerin, muvafakatnamelerin, görev tanımlarının... Bunların hepsinin elektronik ortamda da olması mı gerekiyor yani biraz önce? Hepsinin düzenlenmesi gerekiyor. Elektronik ortamda olması demek bunun düzenlenmeyeceği anlamına gelmiyor. Maalesef uygulamada böyle bir hata var. Diyor ki elektronikte zaten ya da devletin sisteminde benim bunu göstermeme gerek yok algısı oluyor. Ya da şöyle bir şey oluyor. Mesela bir kuruma giriyoruz, diyoruz ki güvenlik kameraları var. Bizim verimizi işliyor. Hem görsel hem işitsel verimizi işliyor. Bizim rızamız var mı bu konuyla ilgili? Bizi ziyaretçilerle ilgili bir aydınlatmanın yapılması gerekiyor. Sizin burada veriniz işleniyor, şu kadar süreyle saklanıyor, veri sorumlusu olarak tüzel kişilik biz şuyuz, şunlara aktarılıyor. Bu bildirimlerin bize yapılması gerekiyor. Ama maalesef bizim ülkemizde bu bildirimler usulüne göre tam şekilde gerçekleştirilmiyor. Bu şirketler tarafı. Doğru. Gerçekten çarpıcı açıklamalar. Hı hı. Sanıyorum biz de millet olarak biraz... cebimizden bir şeyler çıkmaya başladığı zaman yandım Allah mantığıyla geriye dönerek tekrar öğrenmeye ve önlem almaya çalışan bir milletiz. Bireyler açısından baktığımızda ise şirket değil de bireyler açısından baktığımızda biraz önce mesela bir benim sorum üzerine bir örnekten gittik. Yani ben istemiyorsam eğer herhangi bir şirket bana SMS'le, maille herhangi bir reklamasyon çalışması yapamaz, beni taciz edemez. Peki bunun dışında bireylerin bilmesi gereken hak ve yükümlülükleri var mı KVKK ile ilgili? Öncelikle her bir bireyin bizler açısından değerlendirelim. Benim hangi kişisel verim işleniyor, nerede tutuluyor, ne kadar süreyle tutuluyor, kimlere aktarılıyor, hangi amaçlar kapsamında işleniyor? Bunların hepsini öğrenme hakkına sahibim. Kişisel veri dediğiniz TC kimlik numarasından adresinize, telefonunuza kadar hepsi değil mi? Yani onun dışında hani... alışkanlıklar, şeyler. Çünkü biraz sonra yani turizmin başkentindeyiz, Antalya'dayız. Turizmde de durum nedir? Hem bu veri depolama konusunda hem de bilişim hukuku konusunda. Onu soracağım ama bu kişisel veri dediğiniz şey neleri kapsıyor? Çok güzel. Kişisel veri dediğimiz şey aslında kimliği belirli veya belirlenebilir kılan her şey diyor. Kanundaki tanımı bu. Ama bu demin bahsettiğiniz üzere kimlikte yer alan tüm veriler ama bunun dışında telefonlarımız var, IP MAC adresimiz. Onun dışında işte ev adreslerimiz, mail lokasyon adresi, bilgilerimiz, iletişim tercihlerini kullandığımız tüm bilgilerimiz, siyasal bilgilerimiz, dini tercihlerimiz, sağlık bilgilerimiz. Bunların hepsi aslında birer kişisel veri. Aklınıza gelebilecek, sizi tanımlayan her bir veri kişisel veri olarak değerlendiriliyor. Peki, bununla alakalı olarak bireylerin hakları bilmesi gereken nedir? Hak ve yükümlülükleri nelerdir? Önce yükümlülüklerden gidelim. Somut olarak değerlendirelim. Mesela şu anda aktif bir şekilde hepimiz sosyal medyayı kullanıyoruz. Ve mesela burada biz oturuyoruz, 5 arkadaş fotoğrafımızı çektik ve attık sosyal medyadan herhangi birisine. 5 arkadaşın herhangi birinden bir sıkıntı çıkmadı. Bir gün sonra bir arkadaşımız dedi ki benim o fotoğrafımı kaldır, ben istemiyorum. Kişisel verilerin silinmesini isteme hakkı. Size başvurduğunda siz zaten kaldırmak zorundasınız. Ama siz kaldırmadığınızda dönüp kişisel verileri koruma kuruluna şikayet usulü dediğimiz bir usul var. Bu usul de şu şekilde, bütün herkesin de bilgilendirilmesi açısından önemli bir şey. Siz önce muhatabınıza başvurursunuz. 30 gün içerisinde size bir yanıt verilir. Bu yanıtın eksik olduğunu düşünüyorsanız, hatalı olduğunu düşünüyorsanız ya da size yanıt vermemeyi, reddetmeyi seçtilerse siz dönüp kişisel verileri koruma kuruluna şikayet edebiliyorsunuz. Ondan sonra idari para cezasıyla karşı karşıya kalıyor söz konusu kurum ya da kişi, fark etmez. Biri bize o fotoğrafı kaldır dediğinde kaldırmak zorundayız. Kesinlikle. Özellikle bu işte eski sevgililerde, boşanma durumlarında, şirket içi paylaşımlarda çok daha sıklıkla karşımıza geliyor. Peki bu fake hesap dediğimiz şey var. Yani başkalarının fotoğrafıyla sosyal medyada belli hesaplar açmak. Doğrudur. Bu da aynı yasaya tabi ve sanıyorum cezai yaptırımı var değil mi? Tabii ki. Fake hesaplarda durum şu, eğer siz başkalarının içeriklerini alarak, bu isterse fotoğraf, video fark etmez, bu içerikleri alarak başkasına ait bir... Metin de dahil yani. Tabii ki. Metin kısmı FİSEK kapsamına giriyor, Fikri ve Sınai Eserler Kanunu kapsamına giriyor. Ama içerik olarak değerlendirdiğimiz her şey 56-51 gereği, internet ortamında işlenen suçların düzenlenmesi hakkındaki kanun gereği, sizin paylaştığınız her şeyden biz birer sosyal medya kullanıcısı olarak içerik sağlayacağız. Doğal olarak bizim birer sorumluluğumuz bulunuyor. Fake hesaplarda ise durum şu şekilde, dolandırıcılık söz konusu. Size ait bir bilgiyi sizin izniniz ve rızanız olmadan hukuka aykırı şekilde kişisel verileriniz elde ediliyor ve bunlar paylaşılıyor.
Doğal olarak buradaki durumda yine KVKK'ya ve TCK'ya giriyor. Peki nereye başvurmak lazım Yaren Hanım? Yani bu konuda muzdarip olan bireyler nereye başvurmalı? Nasıl ilerliyor kesinlikle sistem? Şöyle değerlendirelim biraz. Özellikle fake hesaplardan gideceksek bize ait herhangi bir şeyi. Bu sadece fake hesaplar değil, kavramı biraz da genişletmek istiyorum. Uygunsuz sitelerde ya da artı 18 içerikli sitelerde içeriklerin paylaşılmasında da aynı şey söz konusu. Herkese açık bir şekilde gizlilik ayarlarınız açıksa ve sizin fotoğraflarınız alınıp bir şekilde ya fake hesapta ya uygunsuz sitelerde paylaşılıyorsa bizim bu konuda direkt zaten suç ceza konusunda bir yargı yolumuz var. Oraya gidebiliyoruz bir. Ama bence çok uzun sürüyor. Ondansa direkt siber şubeye başvurmalı arkadaşlar emniyet kapsamında. Ve emniyet bu konuda gerçekten biraz daha hızlı bir şekilde hareket ediyor. Bir. Bunun dışında muhakkak işte sizin o hesabınızın söz konusu olduğu yerlerle ilgili elinizde kanıtlarınız, dokümanlarınızın bulunması gerekiyor. Yaren Hanım lütfen sözünüzü unutmayın ama biraz önce dikkatimi çekti. Araya girip onu sormak istiyorum. Tabii. Dayanamadım. Hesabınızdaki gizlilik ayarları dediniz. Doğru. Şimdi tamam kimisi buna hakim olabilir, gizlilik ayarlarından kapatabilir ama kimisi bilgisi ya da yani siteye hakimiyeti dışında haberdar bile olmayabilir gizlilik ayarlarından. Yani sosyal medya ağlarından, sitelerinden bahsediyorum. Bu konuda hayır arkadaş sen açmışsın bu fotoğrafları herkese. Bu butonu seçmişsin denmesi cezadan kurtarıyor mu karşı tarafı? Hayır kurtarmaz ama hafifletici sebep olarak değerlendirilebilir. Ama bu konuda da bence şahsi yorumum şu şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Gizlilik hesaplarımızın hani hesaplar kısmına girip gizlilik kısmına girip sadece tanıdıklarımız ve arkadaşlarımız olarak değiştirmemiz gerekiyor. Özellikle 2014'teydi sanırım karşılaştığım bir olayı anlatmak istiyorum. Lütfen. Bir tane sosyal medya hesabından yer bulma ile ilgili bir sosyal medya hesabından anlaşıldı biri zaten yani. o yer bulma esnasından bir anne, blogger bir anne çocuğunun işte okula götürüp getirmesini vesaireye benzer süreçlerini paylaşıyor ve bu paylaşımların neticesinde de bir beyefendi onları takip ediyor. Sonra çocuğun kaçırılması, çocuğun cinsel istismara maruz kalması gibi bir süreçle karşı karşıya geliyoruz. Evet biz hayatımızı gözler önüne sermeyi tercih edebiliyoruz ama biz konum bilgisi paylaştığımızda gelip evimize hırsızlık gerçekleştirebiliyorlar. Bize dair arkadaşlarımızdan borç para istenmesi, işte sana hediye çeki gönderiyorum vesaire bir şekilde. Bir ara çok sık rastlanıyordu açıkçası. Benim sosyal hesabım hacklenmiştir. Şu anda bende değildir. Mesajlara cevap vermeyin diye. Aynen. Para istemeler, kontür istemeler zamanında. Doğru. Peki, bilişim hukukçusu ve sektörün içinde olan biri olarak soruyorum size. Fazla mı abartıyoruz kişisel hayatımızla ilgili paylaşımları kesinlikle sosyal medyada? Kesinlikle. Bunların sorun teşkil edeceğine inanıyor musunuz ileride? Kesinlikle. Bence sorun teşkil edecek. Çünkü sosyal mühendislik yöntemiyle şu anda baktığımızda en ufağından bile bir işe gireceğinizde ne yapıyoruz? Bu kişi kimmiş diye girip bir stokluyoruz. Dijital bir özgeçmiş mevcut zaten. Kesinlikle. Elde. Dijital ayak izine de bakıyoruz aslında. Nerelere girmiş, işte nerelerde ne iş yapmış, kimlerle. Hobileri neler. Hobileri neler vesaire. Aslında bunlar özel tekli kişisel veri. Kendisi vermese de her ne kadar yasal olmasa da bu yapılan işlem. Ama maalesef bütün kurumlar bunu gerçekleştiriyor. İşte hangi tarafa daha yakın, hangi takımı tutuyor, hangi görüşleri var gibi bütün detayları da inceliyorlar. Bu da sıkıntı yaratıyor doğal olarak. Çünkü sizin internete yazılan hiçbir şey silinmez. Çok güzel bir Amerikalı bir üstadın sözü, internet hiç unutmazlar. Gerçekten de öyle. Siz yazıp işte ben fotoğraf attım ama sildim. Silmedin, orada bir şekilde kalıyor. Yani bilişim sistemi 0 ve 1'lerden oluşur. Algoritmik olarak baktığınız zaman. Siz 0'ı 1 yaptıktan sonra aslında silemezsiniz. Sildiğinizi zannedersiniz, kendinizi kandırırsınız. En basit örneği sürekli sistemlere giriyorsunuz. Ben sildim diyorsunuz ama internet kendisi indeksini alıyor. Bambaşka sitelerde de karşınıza çıkıyor bu durumlar. Bu da bunun gibi. Yani özellikle sorduğum bu soruyu fazla mı paylaşıyoruz diye. Çünkü dünyanın geneline baktığınızda Türkiye sosyal medya ağlarını gerçekten çok hunharca ve yoğun kullanıyor. Doğrudur. Yani milyonlarca takipçisi olan aktrisler, yurt dışından bahsediyorum, sosyal medya fenomenleri özellikle takipçi sayısını artırmak için
Türkiye'de belli kültür noktalarına, odak noktalarına ya da bir baklava paylaşımıyla ya da belli işaretlerle, siyasi simgelerle Türkiye'ye mesaj göndererek takipçi sayısını bir anda artırıyorlar. Biz de bu sosyal medya ağlarını çok yoğun olarak kullanıyoruz. Özellikle kişilerin sosyal hayatlarına ait kehanetmiş gibi anlattığınız şeyleri söylediğinizde insanlar şaşırıyor ama aslında kendi paylaşımları. Kesinlikle. Kendimiz alenileştiriyoruz zaten. Hani biz kendimiz paylaşıyoruz onu ama o zaman ne kadar farklı. Bu ekranlardan bir bilişim hukukçusu olarak biraz daha sosyal medya paylaşımlarımıza dijital ayak izi bırakmamak adına dikkatli olalım diyebilir miyiz? Kesinlikle. Çok dikkat Peki. etmek gerekiyor. Turizmin başkentindeyiz, Antalya'dayız. Hı hı. Dünyadaki önemli turizm destinasyonlarından da biri şehrimiz. Hı hı. Şükürler olsun ki. Kesinlikle. Turizm sektöründe de veri analizi olarak, yani biraz önce bahsetmiş olduğunuz hani dijital ayak izlerinde misafirlerin de eğlenme çeşitleri, gastronomi, ziyaretlerinde nasıl vakit geçirdiklerine dair birçok veriyi turizm sektöründe tutabiliriz. Doğrudur. Ve bu da sonuçta marketing olarak bizim elimizde çok önemli veriler birikmesine sebep oluyor. Bilişim hukukunda da sanıyorum turizm sektörü biraz daha ileride Antalya'daki diğer sektörlere bakıldığında. Kesinlikle. Ne tarz çalışmalar yapılıyor bu alanda? Şöyle değerlendirelim. Öncelikle Antalya evet güzel turistik lokasyonlardan birisi ama bence Türkiye'nin en popüler ve en gözde yeri turistik olarak değerlendirdiğimizde turizmin başkenti diyebiliriz bu konuda. Onun dışında turizmle ilgili değerlendirdiğimizde neler gerçekleştirilmesi gerekiyor? Turizm açısından baktığımızda müşterilerimiz ya da potansiyel müşterilerimizle ilgili biz hem onların kendi kişisel tercihlerine ilişkin hem kişisel verilerine ilişkin ona ek olarak işte online rezervasyon sistemleri kullanıyoruz. Ajantalar ya da tur operatörleri vesilesiyle yurt dışına da veri aktarımı gerçekleştiriyoruz. Sadece yurt içinde bir veri sirkülasyonu söz konusu değil. Bu noktalarda onların sizin demin bahsettiğiniz gibi işte sigara kullanıyor mu, herhangi bir şeye alerjisi var mı, kişisel bir tercihi var mı gibi. Sigara aslında, kullanmayalım tabii ki. Tabii ki kesinlikle. Bunlarla ilgili tercihleri söz konusu olabiliyor ve biz bunları ister istemez kayıt altına alıyoruz. Kayıt altına aldığımızda da bizim yükümlülüklerimiz söz konusu oluyor. Turizmde ne yapmamız gerekiyor bizim baktığımız zaman? Öncelikle bir kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında bir sorumluluklarımız var. Tüm turizm firmalarına da destek veren biri olarak söyleyebilirim ki şunu. Otel gruplarında da işte ajantası olsun, tur operatörü de olsun şöyle bir durum söz konusu. Bizim aldığımız kişisel verilerle ilgili çalışma yapmış olmamız gerekiyor. Hem bizim hangi haklarımız var, hangi yükümlülüklerimiz var, bunları korumak için idari, teknik ve hukuki noktada ne önlemler alıyoruzu biz kanun olarak yerine getirmekle mükellefiz. Ama bu sadece KVKK kapsamında değil, sizin de dediğiniz gibi uluslararası bir yerde yaşıyoruz. Doğal olarak demin girişte bahsettiğimiz burada sefer konunun başka bir noktası geliyor, GDPR. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü kapsamında da sorumluluklarımız var. KVKK kapsamında 38 bin liradan başlayıp 1 milyon 800 bin liraya kadar ihlal başına idari para cezası söz konusuyken GDPR'da 20 milyon euro ya da yıllık cironun %4'ü ve hangisi daha yüksekse onunla karşı karşıya. Bu arada izleyenlerimizin de kafası karışmasın. Yani şeyle GDPR diyoruz, Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında 2016'da imza attık diyoruz. Biz Avrupa Birliği'nde değiliz ki diyebilirler ama kanun sadece Avrupa Birliği ülkelerini kapsamıyor. O ülkelerle bağlantıda olan, Kesinlikle. İlişkide olan ülkeleri de kapsadığı için bizi de bağlıyor açıkçası. Şöyle. Normalde kanunlarla ilgili baktığımız zaman ülkesellik esastır ama GDPR'da Avrupa Birliği şöyle bir düzenleme getirmiş. Benim üye ülke vatandaşlarımdan herhangi birisi dünyanın neresinde olursa olsun veri ihlaline maruz kalırsa GDPR uygulanır diyor. Türkiye'de de bu anlamda kesilen çok yüksek idari para cezaları söz konusu. Onun için GDPR'a da uygun şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Ya aslında şu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Biz KVKK'yı 95'e 46 sayılı AB veri koruma direktifiydi. Sonra GDPR oldu. Kendi sistemimize entegre ederek hani bunun çalıştaylarında ve birçok sürecinde de yer alan biri olarak net bir şekilde söyleyebilirim ki gerçekten sağlam bir şekilde ilerleyerek devam ettirdik. Şu andaki noktada şu önemli kapsamda baktığınız zaman. KVKK GDPR'a kadar katı standartları gerçekleştirmeyi hedefliyor ve o kapsamda çalışıyor. Hani KVKK'ya uyumlu olduğunda zaten GDPR'a da uyumlu olmak için gereken askeri standartları sağlamış oluyoruz. Çok taze bir kanuna gelmek istiyorum. Tabii Temmuz ki. Sonu itibariyle Ağustos başı gibi yanlış hatırlamıyorsam resmi gazetede yayınlandı. Genel olarak da sosyal medya kanunu olarak biliniyor. Yani bunda tabii ki işte belli noktalar var. Erişim engelleme yerine
içerik kaldırma. Ya da Türkiye'de günlük işte 1 milyondan fazla ulaşımı olan sosyal ağların, yurt dışı kaynaklı olan sosyal ağların temsilci atama zorunluluğu. Hı hı. Özellikle Cumhurbaşkanımız da zaman zaman dile getiriyor. Yani hiçbir şekilde temsilci atamıyorlar ve rahatsız edici bu kişisel verilere ya da kültürel şeylere rahatsız edici içerikleri kaldırtamıyoruz diye. Hı hı. Bu sosyal medya kanununla alakalı görüşleriniz nelerdir? Tabii ki. Sosyal medya kanunu değil aslında. Kamuoyunda evet, öyle biliniyor tabii ki. Ama 56-51 sayılı internet ortamında işlenen suçların düzenlenmesi hakkındaki kanuna bir takım revizeler getirildi. Sizin de dediğiniz gibi son zamanlarda. Bu revizelerden en fazla gündeme gelen aslında sosyal medya ağ sağlayıcılarının, işte bu bildiğimiz platformların birer temsilci ataması zorunluluğu. En az birer temsilci ataması zorunluluğu. İşte standart 1 milyondan fazla gösterim alıyorsa ya da kullanıcısı varsa ve benzeri durumlarda. Burada değerlendirilmesi gereken şey şu. Biz bir muhatap bulamıyoruz baktığınız zaman. Hani bir başımıza bir şey geldiğinde karşımızdaki kişiye ulaşabilmek için biz ya Avrupa ofislerini ya direkt eğer ki Amerika menşeliyse Silikon Vadisi'ndeki ofisleriyle bir araya gelip o şekilde olayı çözmeye çalışıyoruz. Ama her zaman mümkün olmuyor zaten. Çok zor. Ya da çok ağır ilerliyor. Hem ağır ilerliyor hem de hukuksal kısmından değerlendirdiğimizde çok yüksek masraflar söz konusu. Bizdeki para birimi TL iken karşıda dolar ya da euro ile işlem yapmaya çalıştığımızı düşündüğümüzde ciddi anlamda masraflara yol açıyor. Buradaki durum şu, eğer bir temsilci atanırsa bizim o temsilciye ulaşabileceğimiz ve yasal süreçleri çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğimiz ilk noktası. İkinci noktası ise ya ülke ekonomisi olarak baktığımızda bu kadar ciddi anlamda bir ekonomik pay var burada ve biz bir vergilendirmeden de muafmış gibi davranan şirketler söz konusu. Aslında baktığımızda bloggerlar, influencerlar ya da youtuberlar açısından baktığımızda çok büyük bir marketing söz konusu orada. Oradaki işlemleri de resmiyet altına alma ve vergilendirme anlamında çok güzel düzenlemeler içeren yeni bir revize diyebiliriz. Birinci açısı bu. İkinci nokta ise unutulma hakkı olarak da bahsettiğimiz kişisel verilerin silinmesini isteme hakkı. Unutulma hakkını biz 2014'te İngiltere'de yaptığımız çalışmalar kapsamında gündeme alıyorduk. Hani bilişim hukuku Türkiye'de o zamanlar pek bu kadar popüler İsmi değilken. İsmi de çok manidarmış. Ben unutulmak istiyorum internette dediğiniz zaman. Yani size ait verilerin içerik kaldırılması ya da erişim engellenmesi mi diyoruz unutulma hakkına? İçerik kaldırma da erişim engelleme de farklı kavramlar. Öncelikle oradan gireyim. Erişim engellemede siz bir içeriğin platformdan kaldırılması amacıyla suç cezaya başvurursunuz ve suç ceza oradan kaldırır. Ama siz VPN değiştirerek yine aynı içeriğe ulaşabilirsiniz. Hani orada boşluklar söz konusu. Ama unutulma hakkında tamamen hiç var olmamış gibi o sistemden onun alınıp kaldırılması. Bununla ilgili Avrupa Birliği Adalet Divanı ile Google'ın unutulma hakkı kararı söz konusu. Meraklılarının muhakkak girip okumalarını isterim. Bizde de Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun vermiş olduğu bir ceza hukuku kitabında bir adliye çalışanı bir tacize maruz kalıyor ve bunu ailesi ve yakınları bilmiyor. Yalnız hukuk kitabında aleni bir şekilde bu kişinin ismi, soy ismi ve diğer detaylar barındırılıyor. Bu kapsamda gündeme geliyor ve bu kişi buradan işte kendisiyle ilgili kısmın unutulmasını isteyerek unutulma hakkına başvuruyor. Ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda bu konuyla ilgili vermiş olduğu ilk yargı kararımız bizim bu şekilde. Sayenizde dijital dünya ile alakalı ve bilişim hukukuyla alakalı bilinçleniyoruz. Bence sohbet çok keyifli. Umarım izleyicilerimiz de keyif İnşallah. Alıyorlardır ama kısa bir araya gitmemiz lazım. Evet sayın seyirciler, bir reklam aramız olacak. Çok kısa, lütfen ayrılmayın. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız.
Tekrar merhabalar. Programın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün bilişim hukuku konuşuyoruz. Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Stüdyoda konuğum bilişim hukukçusu avukat Yaren Erdem. Yaren Hanım, ilk bölümde KVKK'yı konuştuk, bilişim hukukunu konuştuk. Antalya ne durumda, onları konuştuk ama KVKK'dan yavaş yavaş bu bölümde startupları, ondan sonra yapay zekayı, yapay zeka ile bilişim hukukunun bağlantısını ve dijital parayı konuşmak istiyorum. Fakat son kez KVKK ile alakalı, yani kişisel verilerin koruma kanunuyla ilgili. Sonuçta turizm başta olmak üzere tarım ve ticaretin kentindeyiz. Bununla alakalı olarak kişisel verileri koruma kanunu kapsamında şirketlere son olarak hatırlatacağınız bir şey var mı? Yapmaları gereken. Tabii ki kişisel verilerin koruması kanunu ile ilgili şirketlerin kesinlikle bir bilişim hukukçusu, siber güvenlik uzmanı ile birlikte çalışmaları, süreçlerini uyumlu hale getirmeleri ve bu kapsamda daha detaylı şekilde çalışmaları ve uyum süreci çalışmaları böyle bir haftalık, iki haftalık süreçler değil, 8-9 aya kadar uzanabilen süreçler. Bu konuya çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hem idari para cezaları açısından hem de online itibarın kaybedilmemesi açısından biz bu konuda yani biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. O zaman şöyle söyleyelim, biz yapı olarak biraz böyle süreçlerden sıkılırız. Aynen. Ama sonrasında canlarının daha da fazla sıkılmaması, bir para kaybına uğramamaları kesinlikle için bu süreci göze alıp bir an önce gerekli önlemleri almalarını tavsiye edelim. Bir de bu ekranlardan. Şimdi uzunca bir süredir hepimizi de sıkan pandemi sürecinden geçiyoruz. Belli kanaat önderlerinin, dijital dünya içerisinde olan kişilerin, bu konuya hakim olan kişilerin söylediği hep bir söz var. Yani bizim 30 senede yapamadığımızı pandemi 3 ayda yaptı diye. Doğrudur. Yani bu süreçte elektronik dünya çok daha önem kazandı. Doğrudur. Birçok firma kan kaybederken e-ticaret üzerine kurulumlarını gerçekleştiren firmalar güç kazandılar. E-ticarette çok daha farkındalık noktasında bilinen, yönelinen bir sektör oldu. Peki e-ticarette bilişim hukukunu birleştirecek olursak ne tavsiye edersiniz e-ticaret üzerinden satış yapan firmalara? Şöyle, pandeminin de etkisiyle zaten geleneksel ticaret yerine artık e-ticarete çok daha hızlı bir şekilde vardı. Dijitalleşmede çok daha hızlı bir şekilde ilerledik. E-ticaret yapan firmalarda kesinlikle kendilerinin içerisindeki mesafeli satış sözleşmelerini, ön bilgilendirme formlarını, satışa dair, siparişe dair detayları çok sağlam bir şekilde hukukçularına hazırlatmalarını öneriyorum. Çünkü bu konuda maalesef kopyala yapıştır başka web sitelerindeki içerikleri alıp kendimize uyguluyoruz. Ama başka bir sektördeki uygulanan düzenleme ile bizdeki düzenleme birbirine aynı olmayabiliyor. Atıyorum karşıda... Bu beynelminel bir kural değil yani. Kesinlikle. Spesifik olarak yapmış olduğunuz satışla alakalı ona özel bir çalışma gerektiren bir durum. Kesinlikle. Şöyle söyleyelim. Eğer ki siz gıda üzerine tarımla ilgili bir şey yapıyorsanız ve gıda yolluyorsanız daha çabuk bozulabilecek ürünlerdir. Bunlarla ilgili düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Yok siz lastik satıyorsunuz, işte kullanılmış bir ürün herhangi bir şekilde ambalajından çıkıp arabaya takıldığı anda o ürün mesela artık kullanılmış varsayılıyor. Hiç kullanılmamış olsa bile doğal olarak tüketicinin cayma hakkını kullanabilmesi için ben bu ürünü istemiyorum dediğimiz anda eğer ki sebeplerimiz varsa kullanılmamış bir ürünse 30 gün içerisinde biz vatandaş olarak internetten aldığımız her şeyi istisnalar dışındaki her şeyi iade edebiliyoruz. Biz firma sahibi olarak kendimizi koruyan düzenlemeleri bu kapsamda yapmazsak doğal olarak daha sonrasından tüketicilerle ciddi sıkıntılar yaşarız. Çok teşekkür ediyoruz bu bilgi için de. E-ticaretten ben para kısmına geçmek istiyorum. Evet. Genel olarak yakın bir geçmişte dokunduğumuz paralar yerine dijital paraların tamamen yerini alacağı konuşuluyor. Bununla alakalı olarak pilot bölgeler var, uygulamalar var. Ama Bitcoin ve blok zincir üzerinden gidecek olursak, dijital para üzerinde hukuksal sistemde boşluklar var mı? Yani güven bunalımı yaratan durumlar var mı? Hukuki olarak sizce ne gibi düzenlemeler yapılması gerekir? Öncelikle Bitcoin bilmeyenler için açıklama yapıyorum. Bitcoin blok zincir teknolojisini kullanarak bir dijital para yöntemi aslında. Dijital para ne? Bizim aslında elimizde görmediğimiz için, hani Türk insanı olarak bizler biraz daha kendimizi garantiye almayı sevdiğimiz için bizim somut bir şeylere sahip olmamız gerekiyor. Kesin bu işin içinde bir şey vardır. Kesinlikle. Ve hani
işte takip edilemiyor. Bitcoin ile ilgili birçok haberle karşı karşıya kalıyoruz. İşte kara para aklamak için kullanılıyor bunlar. Efendime söyleyeyim, ulaşılmaz, arkasında kimin olduğunu bilmiyoruz gibi algılar çok fazlasıyla söz konusu. Ama Bitcoin ile ilgili bizim diğer dijital paralarda olduğu gibi Bitcoin ödeme sistemleri aracılığıyla kullanılabilen, bununla ilgili yasal düzenlemeleri henüz Türkiye'de yok ama emsallere bakarak ilerliyoruz. Avrupa Birliği Adalet Divanı Bitcoin'i dijital biçimde para olarak nitelendiriyor. Ama diğer mevzuatlara baktığımızda, uluslararası mevzuatlara baktığımız zaman ise onlar biraz daha uyuşmazlık kapsamında değerlendirebiliyor, ne olduğuyla ilgili sıkıntılar olabiliyor. Bununla ilgili yasal düzenlemeler yapılasıya kadar şu anda gri alanda kalan bir düzenleme. Ama Türkiye, Bitcoin'de de, blok zincirde de fazlasıyla ileriye gitmeye hazır bir ülke. Bununla ilgili altyapılarını yapan, bizimle danışmanlıklarını verdiğimiz, sistemlerini kurduğumuz sistemler söz konusu. Dijital para bir anda buhar olabilir mi? Olmaz bence. Daha fazla değerinin arttıracağını düşünüyorum. Çünkü şu anda her şeyi sanal parayla kullanıyoruz. Ama şöyle düşünün, bundan bir 10 sene önce kredi kartlarını hiç kullanmıyorduk. Ya da temassız ödemeleri, NFC sistemlerini kullanmıyorduk. Ama şu anda her birimiz direkt kredi kartı kullanıyoruz ya da temassız ödeme kullanarak hareket ediyoruz. Tam olarak tarihi hatırlamıyorum ama herhalde 10 sene, belki yani yanlış bilgilendirme ama IBAN kelimesi bile hayatımızda yoktu. Doğru. IBAN numarası bile bankalara ait. Şu anda isminizle, soy isminizle IBAN bilgisi bile vermeden ödeme gerçekleştirebiliyorsunuz. EFT havale yapabiliyorsunuz. Ya da cep telefonunuzla bir karekod uygulamasıyla. Kesinlikle. Dijital paraya inanıyorum. Gelecekte de bu yerine normal paranın, kanıyla canıyla dokunduğumuz paranın yerini alacak diyorsunuz. Kesinlikle. İvmesi daha da artacağı görüşündeyim. Peki startuplara geçmek istiyorum. Ben kısa bir bilgilendirme vereyim. Elbette ki siz konunun kompetanısınız ama startup genel olarak karıştırılıyor. Girişimci gibi ikisinin arasında aslında ciddi farklar var. Yani ben inşaat mühendisi olarak, yani şöyle bir mühendisliği bitirdim, ondan sonra müteahhitliğe başlayayım bir an önce. Bu bizim mahallede boş bir arsa var. O girişimcilik oluyor. Startup olmuyor. Startup olmasının ise koşulu da bölgesel değil. Aslında ülke ve küresel olarak bir şeye hizmet etmesi, teknolojiye dayanması, çok kısa sürede yol alıp büyüyebilmesi, melek yatırımcıları çekmesi gerekiyor. Doğru. Hani bu noktada Radyo Tözden Üst Kurulu'ndan da özür dileyerek çok kısaca belli örnekler verelim. Hani bizi izleyenlerin ve konuya hakim olmayanların kafasında canlanması için, işte dünyanın her yerinde evlerde konaklama için kullanılan Airbnb veya Uber, birçok kişi bilecektir ya da Türkiye'de yemek sepeti gibi. Peki bu startuplarla alakalı olarak bilişim hukuku kapsamında düzenlemelere ihtiyaç var mı ülkemizde? Kesinlikle. Çünkü startup bundan 2010'da ilk olarak Amerika'da dinlendirilmeye başlamış bir kelime. Türkiye'de de yakın geçmişe kadar yokken aslında çok önemli projeler ve küresel anlamda yer bulabilen startup projeleri var. Bilişim hukukuyla tekrar edecek olursam sorumu, hangi düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor startup noktasında? Önce şuna değinmek istiyorum. Startuplarda herkes bir startup kurup çok başarılı olmasını bir hayalimiz olarak başlıyoruz. 500 tane proje çıkıyorsa bundan 3 tanesi, 5 tanesi başarılı oluyor maalesef. Doğal olarak biz bu işlemleri gerçekleştirirken de startup'ımızın hem sürdürülebilir olması, hukuki olarak da daha sonrasında kendisinin ekonomik olarak da kendisini finanse edebilmesi, herhangi bir şekilde yazılımsal noktada boşluğunun bulunmaması, hukuki, teknik hangi verileri alıyor, bu aldığı verilerle ilgili hangi işlemler yapılıyor, karşımızdaki kişiye bizim bunları bildirebiliyor olmamız lazım. Teknik noktada işte gerekli matrislerinin oluşturulması lazım, gerekli kontrollerin sağlanabiliyor olması lazım ve bunlara özel olarak sözleşmelerinin, taahhütnamelerinin, düzenlemelerinin startup kapsamında yapılması lazım. En önemli şey, siz bir ürüne sahipsiniz ya da siz bir hizmet vereceksiniz. Startup sizin olduğunu düşünerek konuşuyorum. Ama arkanızda aslında bir yazılımcınız var. Yazılımcınızın bir know-how'u var, bir bilgilenmesi var. Ya da yazılımcı sizin sisteminizden arka kapı bırakabilir. Kendisiyle ilgili boşluk bırakabilir. Bunların hepsiyle ilgili tüm düzenlemeleri, yani sizin yazılımınızı alıp gidebilen birisi olabilir. Doğal olarak sizin NDA'larınızı, yani gizlilik sözleşmelerinizi sağlam bir şekilde yapmanız gerekiyor. Siz melek yatırımcılara çıkabilecek bir seviyeye gelmeniz için sizin startup'ınızın belli bir noktada olması lazım.
melek yatırımcı dönüp baktığı zaman evet ben bu startup'ı satın almak istiyorum çünkü bunun bütün her şeyi tam ve benim mantığıma göre bu ilerleyen bir noktaya taşınabilir algısında olması gerekiyor. O zaman dijital dünyaya da geçsek 10 yıllardır devam eden kural mantıklı bir şekilde büyüyebilmek için birinci olarak muhasebecinin iyi olacak, ikinci olarak avukatın iyi olacak mantığı devam ediyor yani doğru mu? Doğru. Yani özellikle uygulamalarda dikkat edilmesi gereken başka ilave etmek istediğiniz bir şey var mı startuplarla ilgili? Taahhütnamelerinin, sözleşmelerinin, düzenlemelerinin tamamının buna göre gerçekleştirilmesi gerekiyor. Hem teknik noktada yazılımcısından tutun işte marketingcisine kadar her şeyin usulüne uygun gerçekleştirilmesi gerekiyor. Hem de hukuki olarak hiçbir boşluğunun kalmamış olması gerekiyor. Şimdi elbette ki suç yakın geçmişe kadar böyle bir kavram yokken belki de şekil değiştiriyor. Yani siber suçlar dediğimiz. Biz ne kadar farkındayız? Yani sıklıkla işleniyor mu ülkemizde bilişim suçları sorusunu yöneltmek istiyorum size ama öncesinde sokağa mikrofon uzattık bu konuyla alakalı. Kısa bir VTR'miz var. Onu izleyelim. Tekrar size geri döneceğim. Sayın seyirciler, kısa bir VTR'miz var. Onun üzerine tekrar stüdyomuza geri döneceğiz. İnternet üzerinden alışveriş yaparken dolandırıldınız mı? Çok. Çok dolandırıldım. Hayatta dolandırıldım. İnternette de her yerde dolandırıldım. Peki bu konuda ne yapacağınızı biliyor musunuz? Bilmiyorum çünkü her taraf işkarçı doğru. Kişisel verileri koruma kanunu hakkında bilginiz var mı? Anlamadım. Kişisel verileri koruma kanunu hakkında bilginiz var mı? Yok. Sosyal medya hesapları üzerinden fotoğraflarınız veya verileriniz bilginizle aynı paylaşıldı mı? Evet, bilgim olmadan paylaşım oldu. Peki bunun yasak olduğunu biliyor muydunuz? Biliyordum ama herhangi bir şikayet yaptığımızda bir şey tutturamıyorduk. Nereye şikayet edeceğinizi biliyor musunuz böyle bir durumda? Yok, bilmiyorum. İnternet üzerinden alışveriş yaparken dolandırıldınız mı? Hiç dolandırılmadım ama internet üzerinden alışveriş yapmayı da çok sevmiyorum açıkçası. Kişisel verileri koruma kanunu hakkında bilginiz var mı peki? Ya onu şu an yaygın. Zaten imzalatmadan yapmıyorlar onu. Ama yine de korkuyorum internetten alışveriş yapmaktan. Sosyal medya hesapları üzerinden bilginiz dahilinde fotoğraflarınız ve verileriniz paylaşıldı mı? Hiç paylaşılmadı, yok. Valla şimdi şöyle bir şey, ben Aktaş'ta adamların dolandıklarını öğrendiğim için mümkün olduğunca internet alışverişlerinden uzak duruyorum efendim. Kişisel verileri koruma kanunu hakkında bilgileriniz var mı? Tekrar eder misiniz efendim? Kişisel verileri koruma kanunu hakkında bilginiz var mı? Bir kanun düzenleme yapıldı fakat detayını bilmiyorum. Peki. Sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafınız veya verileriniz sizin izniniz dahilinde paylaşıldı mı? Şöyle oldu. Birisi benim profilimi kullanarak bir başkasıyla arkadaşlık yapmış. Araştırdım, buldum ve kendisine de bozuk attım. Böyle şeyler de oluyor ara sıra. Peki bunun yasak olduğunu biliyor muydunuz? Tabii biliyorum efendim ama tanıdık kişi olduğu için kendisini cezalandırmadım. Böyle bir durumda nereye başvuracağınızı biliyor musunuz? Valla o da zannediyorum başvurma yerleri, engeller, bilmem işte şikayet et falan gibi yerler var. Oradan araştırıldığını biliyorum. Ben internet üzerinden kesinlikle alışveriş yapmıyorum. Peki sebebini öğrenebilir miyim? Sanal alemdekilerin alayı üçkağıtçı olduğu için. Yani dolandırıcı dediniz ya. Dolandırıcı kelimesi o anlama gelmiş oluyor yani. Sanal aleme inanmıyorum pek yani. O açıdan uğraşmıyorum da yani. Peki, teşekkür ederim. Peki kişisel verileri koruma kanunu hakkında bilginiz var mı? Var. Evet, kişisel verileri koruma kanunu hakkında bilgim var. Ne gerekiyorsa o şekilde davranıyoruz tabii ona. Yani devletle ilgili statülerde olan kanunlarda hep onlara dikkat ediyoruz. Peki. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığınız paylaşımlarınız, fotoğraflarınız veya verileriniz izniniz dahilinde paylaşıldı mı? Şu ana kadar öyle bir şey olmadı. Şu ana kadar öyle bir pozisyon olmadı. Benim olmadı. Herkesin hesapları çalınıyor, resimleri paylaşılıyor, şu oluyor, bu oluyor ama bilmiyorum. Ben son 10 yılın, 15 yılın yani geldiğinden beri hiç öyle bir sorunlara karşılaştım. Ama ufak tefek sorunlar olduğuna inanıyorum yani. Bende de oldu yani mesela paylaşmadığım şeyi paylaşmış gibi gösterdiler. İnternet üzerinden alışveriş yaparken hiç dolandırıldınız mı? Yok, dolandırılmadım. Peki, kişisel verileri koruma kanunu hakkında bilginiz var mı?
kısmi olarak var. Öğrenebilir miyim? Şimdi tüketici hakkından biraz bahsetmek gerekirse, internetten mesafeli sözleşme şeklinde bir ürünü aldığımızda veya herhangi bir şey aldığımızda genellikle teknolojik aletleri kapsıyor bu sözleşme. Belli başlı maddeler var. Bu maddelerden 15 gün içinde iade, belli başlı ödeme sistemleri, tabii bilinmedik bazı sitelerde ödeme sistemleri çıkmıyor. Bunun vesilesiyle de uzaktan sözleşme durumu olmuyor. Ya bu şekilde bazı maddeleri var. Tabii şu anda çoğunu bir kısmını biliyorum ama çoğunu bilmiyorum çünkü çok madde var. Yani en önemli başlıklar bence bunlar benim için. Peki. Sosyal medya hesapları üzerinden fotoğraflarınız ya da verileriniz sizin izniniz dahilinde paylaşıldı mı? Yok, öyle bir durumla karşılaşmadım hiç. İnternetten alışveriş yapmıyorum. Nedenini öğrenebilir miyim? Güvenmiyorum. Evet. Neden güvenmiyorsunuz peki? Çevremizden duyuyoruz. Alınan ürünler yanlış geliyor, farklı geliyor. Onun için güvenmiyorum. Çevremden duyduğuma göre internetten alışveriş yapmıyorum. Gözüm görerek, elim dokunarak almayı tercih ederim. İnternet üzerinden alışveriş yaptınız mı? Evet, yapıyorum. Peki kişisel verileri koruma kanunu hakkında bilginiz var mı? Valla genelde anlatıyorlar ama tabii birazdan biraz göz ardı ettiğimiz oluyor. İnternetten alışveriş yaparken dolandırıldınız mı? Yok, hayır, dolandırılmadım. Çünkü güvenli siteleri kullanıyorum. Sosyal medya hesapları üzerinden fotoğraflarınız veya verileriniz bunun sahip dışında alındı mı? Hayır, alınmadı. Evet Yaren Hanım, BTR'mizi izledik. Hani benim sorum, bilişim suçları ülkemizde sıklıkla işleniyor mu ve farkındalık düzeyi bununla alakalı ne durumda olacaktı? Ama sokağa mikrofon uzattığımızda özellikle orta yaşın üstündeki kesim zaten kararını vermiş. Yani direkt olarak ben alışveriş yapmıyorum internetten. Doğru. Yani bir güven bunalımı var net bir şekilde. Çok istedim. Yani dolandırılmaya müsait. Evet, biraz daha yaşça ya da teknolojiyle hareket eden kesim çok daha sık kullanıyor ve bunun rahatına alışmış vaziyette. Doğru. Alışkanlıklarımızı zaten çok zor değiştiren bir milletiz. Öyle bir özelliğimiz var ama bu konuyu açacak olursak neler söylemek istersiniz? Gerçekten internet üzerinden alışveriş yapmak dolandırıcılığa bu kadar açık mı? Aslında yanlış yerlerden alışveriş yaptıkları için kaynaklanıyor bu. Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun ve mevzuat uygulamaları benim aslında master test konumdu. Ve bunu incelerken çok fazla ben de araştırma yaptım. Bu araştırmalar kapsamında şunu gördüm. Mesela güvenli ticaret damgası söz konusu. Eğer güvenilir bir web sitesiyseniz, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sizin web sitenize güvenli ticaret damgası koyuyor. Ve siz bu sayede herhangi bir şekilde dolandırıcılığa maruz kalmıyorsunuz. Vatandaş için soruyorum. Kullanıcılar nasıl bilebilir? Ticaret Gümrük Bakanlığı'nın verdiği güvenlilik şeyini. Web sitesinin altında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu güvenli ticaret damgası söz konusu oluyor. Buna ek olarak genellikle dolandırıcılığa maruz kalan kesimin ya sosyal medya hesaplarındaki butiklerden alışveriş yaptığıyla birebir karşılaşıyoruz. Eğer bu tarz yerlerden alışveriş yapmak istiyorsanız kesinlikle fatura sorgulatın, kapıda ödemeyi tercih edin. En azından size başka bir ürün gelirse siz bu kapsamda size gelen şeyin ne olup ne olmadığını tespitini gerçekleştirebilirsiniz. Ve her ne kadar kargo görevlisi arkadaşlar bizim yanımızda açmayın dese de güvenmediğiniz yerden gelen bir ürünü muhakkak kargo görevlisinin yanında açın, sonrasında tutanak tutturtun ve geri iade edin. Bu hakların hepsi var. Yani sonuçta bu noktada farkında olmamız ve herhangi bir problemle karşılaştırdığımızda da haklarımızı aramamız gerekiyor. Kesinlikle. Ama sanıyorum en can alıcı nokta şu, biraz önce söylediğiniz, elbette ki marka veremiyoruz ama bilindik, güvenilir siteler, Gümrük Kesinlikle. Ve Ticaret Bakanlığı'nın güvenli sertifikası verdiği siteler. Bir de bazen piyasa değerinden çok çok altında kampanya, çok ucuz, haydi kaçırmayın noktalarında çok da talepkar görünmememiz gerekiyor zannediyorum. Evet, ilk programımızda da gene Antalya Genç İnsanları Derneği bünyesinde faaliyet gösteren bir firma sahibi Şadi Evren Şeker hocamızla, Profesör Doktor Şadi hocamızla yapay zekayı konuşmuştuk. Yani çok yakın bir gelecekte, 30 yıl içerisinde, bizim şu anki insanoğlunun yapmış olduğu mesleklerin yapay zeka ile, yapay zekanın ürettiği robotlarla yapılabileceğini
yeni meslek kollarının doğacağını ama hı hı. şimdiki mesleklerin birçoğunun artık işlevini yitireceğini, insanlar hı hı. tarafından yapılmasına gerek olmayacağını iletmişti hocamız. Doğru. Bununla alakalı olarak benim merak ettiğim bir nokta var. Yapay zeka ile ilgili robotların yapmış olduğu kazalardan hı hı. sorumlular nasıl belirlenecek? Yani hı hı. yapay zeka ile ilgili hukuk nasıl bir şekil alacak sizce? Hı hı. Aslında yapay zeka hukukuyla ilgili biz son 5 senedir çalışmalarımızı yürütüyoruz ülke kapsamında değerlendirdiğimizde, bilişim hukukçuları olarak akademik noktada. Yapay zeka açısından değerlendirdiğimizde eğer ki makine öğrenmesi ya da derin öğrenme olarak zaten yapay zeka ikiye ayırarak inceliyoruz. Makine öğrenmesi kapsamında ilerleyecek olursak sizin verdiğiniz komutlar neticesinde gerçekleşen sonuçlar alacağınız için herhangi bir sonuç, bir ihlale yol açacak ya da bir zarara yol açacak bir şeyle karşılaştığınız durumlarda siz bununla ilgili sorumluluk zaten bu komutu veren kişide olacağı. Sayın yönetmenimin seçmiş olduğu insert'te de sanıyorum yapay zeka ile üretilen robot bizden hesap soruyor, intikam alacakmış gibi bakıyor ama. Aynen öyle. Aslında şöyle değerlendirmemiz gerekiyor. İlk üretilen dijital olarak da kimlik verilen robota baktığımız zaman hani sıkıştırıldıkça sorularla belli bir noktaya kadar getirildiği zaman bir noktada insanlığı yok edebileceğini söyledi. Evet, bu da çok bilgiden ciddi yankı uyandırmıştı. Kesinlikle. Bu noktadan sonra şunu sorguluyorsunuz, neleri yapabilirler? Ve bizim doğal olarak bunları yapacakları noktasında biraz daha temkinli davranmamız gerekiyor. Maalesef makineler söz konusu olduğu için baktığımız otonom sistemler söz konusu olduğu için bizdeki, insanlardaki gibi bir etik kavramı söz konusu değil. Bizlerde bir vicdan, bir ahlak kavramları söz konusu ve biz bir şeyleri gerçekleştirirken bu kavramlara dayanarak işlemler gerçekleştiriyoruz. Fakat robotlarda, yapay zekaya sahip sistemlerde böyle bir durum söz konusu değil. Son yakınlarda bir otonom sistemleri, sensörlü bir sistemle gerçekleşen bir olay duydum. Bir firmamdan şöyle bir şey, önüne başka bir araç çıkınca kendisini geriye çekiyor ve başka bir araca zarar veriyor aslında baktığınızda. Hani o sensörlerin sistemlerine bile dikkat edilmesi gerekiyor, bir boşluk bulunmaması gerekiyor gibi durumlar söz konusu oluyor. Sanıyorum çok daha grift ve karmaşık olan elbette ki hani biraz önce de aktardınız 5 senedir zaten yapay zeka üzerinde belli çalışmalar yapılıyor diye tabii ama ki sorumluların belirlenmesinde yani bu verileri o yapay zeka ile ilgili hareket eden robota yükleyen mi? Hı hı. Yani bir de biraz önce cümlenizin arasında makinenin öğrenmesi diye bir terim var. İlk programımızda aslında biz bayağı geniş geniş konuştuk ama makinelerin öğrenmesi derken yani sonuçta bunlar çok yoğun dataların yapay zekanın işlevsel boyutlarda aktarılarak makineler belli bir noktadan sonra vermediğiniz bilgilerle de alakalı yoğun datalar sayesinde yorum yapıp kendi içlerinde bir öğrenme düzeyine erişebiliyorlar. Ben bir kez daha sormak istiyorum. Nasıl belirlenecek sorumlular? Bunda sorumlular şu şekilde belirlenecek. Sizin altyapısında hangi algoritmayı verdiğiniz, kendisinin herhangi bir şekilde tercih hakkının olup olmadığı, emsallere bakarak ilerliyorum. Hani mesela sürücüsüz araçlar söz konusu. Sürücüsüz araçların kaza yapması durumunda sorumluluk kimde? Onun karşısına bir engel çıktığında ne olacak? Benzer şekillerde bir sürü olay söz konusu oluyor. Burada somut olaya bakarak ilerlenmesi gerekiyor. Her seferinde şirket sorumludur ya da her seferinde onu kullanan kişi sorumludur diyemeyiz. Somut olaya bakarak ilerlenmesi gerekiyor bundan. Yaren Hanım, programımızın sonuna geliyoruz. Programın başında da söyledim. Sonuçta Antalya Geç İş İnsanları Derneği'nin bir üyesisiniz, bir hukuk bürosu sahibisiniz ve kendinizi bilişim hukukçusu olarak tanımlıyorsunuz. Ayrıca Antalya Barosu'nda da bir göreviniz var. Antalya Barosu Kişisel Verileri Koruma Kurulu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım, doğrudur. Peki, hukuk mezunlarına, hukuk okuyanlara, hukuk bölümünü tercih etmek isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Var mı? Kesinlikle. Öncelikle kendilerini geliştirecek alanları tercih etsinler. Bilişim bunlardan birisi. Ben bu alanla ilgili master yaparken aynı anda Harvard Berkman Klein Center'da veri koruması ve yapay zeka hukuku ile ilgili çalışmalar sürdürdüm. Yine Silikon Vadisi'nde çalışmalarım söz konusu oldu. İngiltere'de gidip unutulma hakkı ile ilgili çalışmalar yaptım. Yani kendimi geliştirebileceğim her noktada daha ileriye nasıl gideriz diye sorgulamaları yapmamız gerekiyor.
bir boşluk gördükleri alanda, bu ister enerji hukuku olsun, nükleer alanı olsun, sağlık hukuku olsun, işte bilişim hukuku olsun, bu alanlarda muhakkak araştırmalar yapsınlar. Mevzuatların olmaması onları yıldırmasın, yabancı dillerini geliştirsinler, yabancı mevzuatlardan muhakkak çeviriler yapabilirler ve kendilerini bu konularda geliştirebilirler. Artık öyle bir çağdayız ki bir dil bile yetmiyor zaten. Kesinlikle, maalesef öyle bir fakat sürücü. Onda da yani belli bir çip yerleştirilerek 7 dili bir anda konuşabilme şey var. Yani bu kadar emek verip öğrenenler yani herhalde biraz pişman olacaklar. Umarım keşke gerçekleşse. Kesinlikle şöyle bir şey var. İş görüşmesine gelip 4-5 bildilen sular seller gibi gelen gençlerimiz söz konusu. Ben 3 dil biliyorum, kendimi iyi olarak farz ediyordum. Yok, ben çok daha iyilerimiz geliyor yani. Z kuşağıyla baş edebilmek bu noktada biraz zor açıkçası. Yani şeyle alakalı olarak Antalya Genç İş Adamları Derneği ile ilgili. Hı hı. Elbette ki programımız Antkiyat çerçevesinde düzenleniyor. Hı hı. Antkiyat'ın bir üyesi olarak, Antalyalı Genç İş İnsanları Derneği üyesi olarak son olarak birkaç cümlenizi duymak isteriz. Neler söylemek istersiniz? Antkiyat ailesinin bir parçası olduğum için son derece şanslıyım. Markası ve bilinirliği son derece yüksek olan, gerçekten iş dünyasında bize faydaları fazlasıyla olan, güzel bir dönem geçirdiğimiz, her noktada bizi daha ileriye taşıyan, Antalya'nın en köklü, bizim yaşımıza hitap eden diyelim gençler kapsamındaki derneğinin bir üyesi olmaktan son derece mutluyum. Peki ben sadece merakımdan sormak istiyorum. Antalyalı Genç İş İnsanları Derneği'ne sadece bir yaş sınırı var mıdır Antkiyat'ta? Genç kısmında yok da fahri üyelik kısmında yanılmıyorsam 50 yaş bizim fahri üyelik için son sınırımız oluyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, programımızın sonuna geldik. Bugün konuğumuz bilişim hukukçusu avukat Yaren Erdem'di. Önümüzdeki hafta saatler 19.30'u gösterdiğinde salı günü tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Mutlu akşamlar.